Dalgasız denizde herkes kaptan olur ama ben denizi olmayan şehirde sörfçü oldum. Ben bir metro bağımlısıyım. İnsanlar, sosyallik. Bazen çayımı alıp biniyorum, öyle güzel. Evet Uğur'cum, nefesler tutuldu, herkes gözünü havaya dikti. Gerçekten Okan çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve burada bir madalya şansı olduğunu ben düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun? Geçen seneye göre dalgalar daha kuvvetli. Haşin ve gaddar diyebilirim ama Okan biliyorsun lakabı dalga kıran. Evet. Bundan üstesinden geleceğini düşünüyorum. Evet, 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 atlayışa geçiyor şimdi. Bakalım dalgaların içinden çıkabilecek mi? Eğer dalganın içinden çıkarsa gerçekten ülkeye altın madalya almamız elde bile değil Okan'cım. Haydi. Hadi kıran, dalga kıran. Merhaba, ben Okan Görev Atmaz. 2022 yılından sonra siz beni ama dalga kıran olarak tanıyorsunuz. 6 yaşından beri Ankara metrosunda sörf yapıyorum. İlk başladığım zaman kimse desteklemedi. Ankara metrosunda sörf mü olur dedi. Üstüne gittim. Milli sporcu oldum. 2020-2021 yılı dünya şampiyonu oldum. Antrenmanlarımı tabii ki de Ankara metrosunda yapıyorum. Ankara'yı da yapıyorum. Beni mi çağırıyorlar? Antrenmanım başlayacak. Onun için anons geldi. Dalgasız denizde herkes kaptan olur ama ben denizi olmayan şehirde sörfçü oldum. Hadi bakalım. O zaman birazcık da sörf. Ya geçen artık günleri karıştırdım, hangi gün olduğunu bilmiyorum da Dikime metrosundan girdim, arkadaşımla buluşacaktım Kızılay'da. Bir baktım, böyle bir kütüphane. Dedim çölde bir vah abi gireyim, bir kitap karıştırayım. Vaktim de vardı, biraz erken çıktım. Sanıyorum 5 gün falan oldu buradayım. Mutluyum, gün yüzü görmedim ama diyete başladım, Dukan diyeti. Burada her türlü bilgi var. O yüzden şu an formuna da dikkat ediyorum. Bilgi birikimim de artıyor. İnanamadım yani, Dikim evinde böyle bir kütüphane varmış. Arkadaşım küstü herhalde bana, bayağıdır iletişim halinde değiliz. 5 gündür burada olduğum için çok da fark etmiyor yani, burada bayağı kitap var. 5 gün daha kalırım gibi burada. Bunun da bitmesine az kaldı. Ondan sonra tekrar kaldığım yerden Dukan diyetime devam edeceğim. Valla güzel, sessiz, sakin. Şurada uyuyorum zaten arkada, pufların orada. Yerim de hazır. Zaten metrodayım. Bir şey olsa güvenlik var, dışarı çıkabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Merhabalar. Daha önce kütüphanede size bahsetmediğim bir şey bahsetmek için ta Dikim evinden buraya geldim. Ben bir metro bağımlısıyım. İlk zamanlar küçük bir hevesle başladı o. Batıkent, Dikim evi, Macunköy sesleri beni benden alıyordu. Sonra tamamen bunun bir parçası olduğumu hissettim. Ve bağımlılığımın üzerine gittim. Kitap okuyorum. Günde 4 saat kitap mesaim var. Şimdi metrodan çıktım. Tekrar Ankara'ya bineceğim. Zaten kitapların orada yatıyorum güzel, kütüphanede uyuyorum. Burada dolanıyorum. Bak güneşi unuttum. Ya, vampir gibi bir şey oldum diyebilirim yani. Öncelikle Ankara metrosundan çok memnunum. 10 yıldır nereden baksanız her gün her sabah kalkarım, metroya binerim. İnmeden yapamıyorum. Kahvaltımı bile yapmadan önce metroya binerim. O kadar güzel bir metromuz var ki size anlatamam. Yaklaşık 8 yıldır çeşitli aralıklarla metro altında çalışıyorum. Metro altında görev yapmak güzel, yoğun, hareketli bir ortam. Sürekli binlerce insanın geçişini görüyorsunuz. Binlerce insan girip dükkanınızdan alışveriş yapıyorlar. Metro güzel bir yer. Çok insan geçiyor, çok insan var. Böyle.